Ne yapıyorsun lan sen? Karı gibi ağlıyor mu yoksa? Ağlamadım. Nereye? Çekilişi kazanan takipçimi trolleyerek video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Sanki ben videolarda böyle iyi oynayan, kibar, düzgün bir insanı canlandırıyormuşum da aslında kişilik olarak çok kötü, şerefsiz, kaba bir insanmışım gibi iki yüzlü bir insanı oynayacağım. Onun tepkilerini çekeceğim arkadaşlar. Nasıl kardeşim geldi? Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Yok, beğenmedim. Bok gibi yapıyorsun ya. Videoda olduğun gibi değilsin aslında şu an. Senin beni övmen lazım. Sen ne yapıyorsun? Böyle için rahat ediyor mu? Ediyor. Gitmek yok, buraya gel. Otur. Oturmayacağım mı? Ne yaparım biliyor musun? Bilmiyor musun sen beni? Böyle davranıyorsan bence başkasına olmalısın. Nasıl davrandım ben sana ya? Ne yap? Kim koydu senin ismini? Yanlış koymuşlar. Ben küçük çocukları dövmeyi falan çok seviyorum. Ne yapıyorsun lan sen? Karı gibi ağlıyor musun yoksa? Nereye? Oğlum inşallah ağlamıyordur, kıyamam ya. Çok iyi. Oha oğlum, o kadar hızlıken nasıl kaldırıyor? It was at this moment that he knew he fucked up. Aa, makaslara bak. Oğlum inşallah ağlamıyordur, kıyamam ya. Motor. Asil bir dakika dur, Asil bir dakika, bir konuşmamız lazım. Arkadaşlar, çocuk ağladı, kıyamam ya. Asil! Kardeşim, hepsi şakaydı, ben öyle bir şey yapabilir miyim hiç ya? Zaten güzel kardeşim. Kameranın ışığı yanıp sönmüyordu. Anlar gibi oldun mu? Ama tam emin olamadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben böyle biri miyim ya? Vallahi kıyamam gerçekten. İçim gitti yaparken biliyor musun? Bir yandan yapıyorum, bir yandan böyle kalbim sızlıyor ya. Çok özür dilerim gerçekten. Çok kalbini kırmadım umarım. Çok değil abi. Çok özür dilerim ya. Yok arkadaşlarım. Kırılmadın değil mi? Ben öyle bir insan değilim. Gerçekten çok özür dilerim ya kardeşim benim. Bir ara hatta yapmasam mı diye düşünüyordum. Anlar gibi oldum. Sen geldiğinde de kameranın şeyi yanıyordu böyle, hatta açarken falan basmıyormuşsun gibime geldi ama çok anlayamadım. Ben zaten hiç basmıyordum. Emin olamadım. Kardeşim gerçekten çok özür dilerim ya. İlk geldi ben de şaşırdım öyle. Ya böyle bir şey beklemiyordun zaten değil mi? Gerçekten çok özür dilerim. Bak şimdi bunları sana nasıl telafi edeceğim biliyor musun kardeşim benim? Şimdi bak, öncelikle bir güzel gezeceğiz zaten. Yiyeceğiz, içeceğiz, takılacağız seninle. Ayrıca sen videolarını bak, şu an bu videoya bile koyacağım. Kesinti yapacağım. Senin o tek teker yaptığın güzel videolar, çok yetenekli bir kardeşimsin. Senin tek teker yaptığın videolardan koyacağım. İleride de motovlogcu olursun diye düşünüyorum. Planlıyor musun motovlog kanalı açmayı? Motor almak istiyorum. Alırsam da açarım diye düşünüyorum. Ya sen ne kadar efendi, düzgün bir çocuksun. Şu konuşmalara bak ya. Ben böyle bir insana nasıl bunu yaptım ya? Gerçekten çok özür dilerim canım kardeşim benim ya. Vallahi var ya, bir ara sesim titreyecekti, benim gözüm doldu, sana şey yapamadım, söyleyemedim. O diğer çocuklara falan da, küçük çocukları dövüyorum falan diyorum. Şaşırmışlardır, yazık, kıyamam ya. Vallahi var ya, onlara söyleyemedik de şaka olduğunu. Bir video attığında her zaman senin reklamını Tezcan Motorlok hesabından yapacağım, tamam mı? Bu çekiliş hem gezme çekilişi hem de ileride reklam sponsor çekilişin oldu senin. Rica ederim canım kardeşim benim. Kusuruma bakma, tekrardan şaka için çok özür dilerim. Ya. Bir nevi kışkırtma ama sen o kadar sakin, o kadar düzgün yetişmiş bir insansın ki, yani gerçekten kibar, akıllı, düzgün yetişmiş. Yani mesela başkası olsa bağırırdı, çağırırdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum abi, ben öyle değilim. Ya ne kadar düzgünmüş. Bak işte bak, sporcu alaka. Adam her yanıyla sporcu ya. Vallahi kıyamam. Çok kalbin kırıldı mı peki? Kırılmadın değil mi çok? İşte kamerayı açık olduğunu fark ettim de yine emin olamadım. Biraz üzülmüştüm de öyle olabilir diye bir an düşündüm. Vallahi gerçekten ama çok özür dilerim. En ufak kalbini kırdıysan özür dilerim. Bunun hepsini sana ileride telafi edeceğim. Senin reklamlarını yapacağım, sana tavsiyeler vereceğim. Böyle mesela keko keko videolar değil, kalitenle yürüyeceksin umarım. Benden de daha kaliteli olmanı umut ediyorum ki olursun da sen bu karakterle, bu düzgün... Geçersin, sen geçersin. Ben bir bataryamı değiştirebilir miyim? Bataryanın şarjı bayağı bir azaldı, deminden beri buradayız. Evet, bataryanın şarjı az. Ben bir yedek bataryamı takayım, tamam mı? Aynen. Ha, bir şey diyeceğim. Efendim? Ara gaz verebilir miyim?
Tabii ki. Tabii ki. Video çeksem olur mu verirken? Tabii tabii. Ya bu video senin videon. Tamam. İstediğini yapabilirsin. Ben tekrardan özür dilerim senden. Bir daha. Abi, içim bir şey oldu şimdi. Umarım daha ileri senin olur kardeşim benim. Biraz daha. Çok iyi. Güzel. Ehliyetin olsa sürdürürdüm de. Asilcim. Ellerin önde yaslı. Evet, buraya yaslı. Ağırlığını öne veriyorsun ki arkaya uçmuyorsun. Bir de ellerini birbirine kilitliyorsun yine de. Aynen. Kilitliyorsun ki ben mesela ani gaz verdiğinde yine kilit seni korusun, arkadan uçma. Çünkü çok güçlü bir makine. Bize bakıyorlar. Sürekli tanıyor olabilir. Aa, plakası yok. Şimdi fark ettim. Bu da kaçamakçılardan yani. Kazasız belasız, iyi günler. Evet, bir miktar ışınlandık. Asil, nasılsın? İyiyim. Seni korkutmuyor galiba çok. Sağ olun, sizin de. Sen nasıl kaçıyorsun polisten bununla ya? Polisten nasıl kaçıyorsun? Yok, daha yeni aldık. Ha, yeni aldın. Plakayı yeni çıkaracaksın. Hayırlı olsun, kazası belasız. YouTube'dan izlersin, koyacağım buraları. Sağ olsun. Hadi beraber CG ile kalkıyoruz. Bizi geçti bak. Oo, nasıl patlattı egzozum, aman. Arkadaşlar, bu daracık yollarda şimdi arkadaşla yarışıp onu geçeceğiz diye Asil'in canını riske atamayız. Çünkü yani annesi babası biz orada konuşurken bile aradı, çocuk sürekli meşgule attı. İnsanların evladının canını bu şekilde riske atamam. Videoda artistlik yapacağım diye. Bunlar normal şeyler diye düşünüyorum. O yüzden bunu canı riske atması olarak değil yani, boş arayı gördüm, mermi gibi basıp geçtim zaten. Asil, poz ver bakalım. Evet. Arkadaşlar, bu trafik ne ya? Bizim acil bir otobana çıkıp basmamız lazım. Otobanda Asil kardeşimize en azından bir 150'yi gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra Asil'e bir yemek ısmarlarım. Ama bak, makas yok dediler. Bize trafik var. Aralara giriyoruz. En son böyle aralara girdiğimde de kaza yapmıştım. Of, motorun sesine bak. Aha, otoban levhası gördüm. Kameranın vidalarını da sıkalım ki otobanın rüzgarına dayanıklı olsun arkadaşlar. Peki bu tek tekeri öğrenirken çok düştün mü bisiklette? Yani ilk denediğimde gidonla koruma olmasaydı karnım delinebilirdi. O kadar diyorsun. Karnıma girmiş böyle. Hadi be, karnım deliniyordu. Çok bir şey olmazdı da koruması vardı gidonun, o yüzden çok bir şey olmadı. İyi, yani böyle güzel görünen şeyler çok emek istiyor diyorsun. Evet, yani bir senede öğrendim. Helal kardeşim, çak. Bir senesini almış kardeşimin. Sıkı tutun. 150'yi görelim mi bir arkadaşlar ya? Aa, görmüşüz zaten ya. Tamam ya, 150'yi görmüşüz. Bak nasıl önümüze atlıyor, görüyor musun? Biraz bir daha geçelim. Aynen, 150'yi geçtik. Hoppala, şuradan geçelim hocam. Sağdan sola da atladık mı çok iyi olacak. Hızımızı aldık. Hoppa. Bu Doblo önümüze atlar diye yavaşladım. Öngörülü davrandım. Çünkü Doblo abi yani. Her şey beklenir. Şu an Asil arkamda. Ellerini sımsıkı bağlamış durumda. Asil bana nefes aldırmıyor. Oo!
Mavi araba bize geçti. Şimdi yarış vakti değil gerçi, değil mi arkadaşlar? Ya da o maviye geçelim arkadaşlar ya. Maviye geçelim. Oha, mavi görünmüyor lan. Arkadaşlar vallahi maviye geçeriz de önümüze biri atlar diye korkuyorum ya. Hadi maviye geçelim madem, gel. O maviye niye hırs yaptık ki biz yani? Gerek var mıydı? Neyse hadi yaptık artık. Aha önümüzde. Önünü Doblo kesmiş. Sağ olsun Doblocuğum. Canım Doblocuğum. Hadi eyvallah kardeşim benim. Hadi eyvallah. Doblo değilmiş. Aa, benim üniversitem. Katip Çelebi Üniversitesi girişine geldik. Çok iyi denk geldi be. Tam maviyi geçtik. Üniversitenin oraya geldik. Kas kafandan uçuyordu. Kas kafandan mı uçuyordu? Bayağı bastık ama değil mi? Evet, bir yüzüme yapıştı. Efendim? Arkada köpek vardı, saldırsaydı beraber kovalardı. Diyor ki arkada köpek vardı, saldırsaydı beraber kovalardık. Ben buradaki köpekleri zaten eğittim, saldırmıyorlar. Ben sana restoranları göstereceğim, tamam mı? Sen seç beğen de ki şurada yiyelim. Gel göstereyim. Yakışıklı kardeşim be. Kaskı çıkarınca tipi bozulmayan nadir erkeklerdensin. Biz kaskı çıkarınca böyle bir an huha desek maymun olduğumuza inanıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi Asil'in evine gidiyoruz. Çünkü evinde bisikleti var ve Asil çok güzel tek teker yapıyor. 3 bataryanın 3'ünü de bitirdik. Bataryamız yeterse ona tek teker yaptıracağız. Mavi yan yanalar şu an. Asil bize güzel bir şov yapacak. Ama kendini riske atmadan, normal her zaman gündelik yaptığın gibi yap, böyle abartayım falan deme. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Ben takipteyim. Aman aman. Oğlum ne yapıyor bu? Ben korktum, anasını satayım. Bekle bizi, bekle bizi, bekle. Oha! Tek teker de oraya giriyor. Arkadaşlar, asil bir manyak çıktı. Manyak. Bak 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 bak. Ana! Ana! Asile bak. Araltıyla yetişemiyoruz. Asilcim gözlerden kayboldun. Heh, orada bizi bekliyor. Gel otobana gel gel. Geçer mi acaba? Oğlum öldürecek bizi bu çocuk. Sen geç, sen geç. Sağ ol. Ha, değil mi? Ezilecektim. Kolay gelsin. Oo, şimdi Asil'in şov alanındayız. Hem de tekeri yaparken bakıyor falan da sağa sola. Maşallah maşallah ya. Oha oğlum, o kadar hızlıyken nasıl kaldırıyor? Aman 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 aman. Aman bir şey olmasın. Bak ben nazar değdireceğim ha. Fren bozuk. Efendim? Fren, arka fren bozuk değil mi? Çok kaldırmadan git, çok kaldırma. Adam bisikletle sol şeride geçiyor ya. Ama artık yeter. Bak birazcık risk almaya başladı. Asil! Bu kadar yeter. Risk almaya gerek yok. Çok güzel yapıyorsun. Efendim? Yaptın. Çok güzel yaptığın yerler de oldu. Harikasın ama, biliyor musun? Ya sen o tek tekerde nasıl oraya giriyorsun ya? Vallahi çok iyi ya. Oooo!
Psikopat, psikopat. Aman aman. Oy oy. Aman aman, araba sağa sinyal verdi. Heh, iyi var. Ya bu bayağı gidiyor ya tek tekerde. Aa, makaslara bak. Lan sikim. Arkadaşlar, bu çocuğa ayak uyduramıyoruz biz. Bu çocuk bizden psikopat çıktı. Bak bak, ıslak zeminde gidiyor, manyak düşecek. Aman aman. Kardeşim, harikasın. Bundan sonra da görüşeceğiz, dediğim gibi. Ne zaman bu bostanlı sahile gelsem seni arayacağım. Tamam mı? Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Az kalsın kaza yapıyorduk. Asilcim, yamultuyordun bizi de. Aralara giriyorsun bisikletle. Bu araba sağa dönüyordu. Niye dönmedi bir anda ki? Niye durdu? Biz o sağa girecek diye düşünüp girdik. Aa, makaslara bak. Demek ki trafiğin işleyişine de güvenerek hareket yapmayacaksın. Her şey bizim planladığımız gibi, öngördüğümüz gibi gitmeyebiliyor. Bunları da hesaba katmak lazım.